Bugün inşaat çalışanları arasından demirci ve kalıpçı ustalarını ziyaret ettik. İnşaat ortamında geldik, kendileri bir araya geldik. Biraz kendileriyle hasbihal ettik, durumlarını sorduk. Elbette ki yani batma sıcağı zaten malum, 40-41 derece gösteriyor şu anda sanki dereceler. Tabii insanımız budur, hayat koşulları budur. Her bir ustamız sanırım 4 çocuktan aşağı olmamak üzere bir aile geçiniyor. Kimisi 6, kimisi 7, kimisinin 9 çocuğu var. Bu hayat pahalı şartlarında her gün yeni zamların geldiği bu sıkıntılı süreçte şimdi haliyle kendilerine de sorduk. Siz ne kadar kazanıyorsunuz? Bu çocukları, bu aileleri nasıl geçindiriyorsunuz? Önünüzü görebiliyor musunuz? Hakikaten yani şimdi bir demirci ustası, bir kalıpçı ustası geliyor işte efendim. Bir gün iş bulabilirse o gün çalışıyor, bulamazsa çalışamıyor ama her gün onun temel gıda ihtiyaçları olan, ürünleri olan çaydır, şekerdir, işte yağdır, pirinçtir, undur. Her gün bir kat daha neredeyse yükseliyor. İşte akaryakıttır, eğer onun aracı varsa, kullanmak zorunda kaldığı aracı varsa. Yani bu insanlar ve Türkiye'de inşaat ustaları, inşaat kalemlerinde çalışan ustaların sayısı şu anda milyonları buluyor. Belki 4-5 milyon insan değişik inşaat kalemlerinden geçimlerini bir şekilde temin etmeye çalışıyor. Ve bu insanlar belki bizim dar gelirli dediğimiz kişilerin statüsündedirler. Belki en alt gelir kısmına sahip insanlardır. Bu bahsettiğimiz 4-5 milyon insan. Yani kalıpçısıdır, demircisidir, suvarcısıdır, fayansçısıdır, boyacısıdır, karton piyercisidir. Hasrı kelam bütün inşaat alanlarında çalışan bu insan, bu kardeşlerimiz, bu vatandaşlarımız, bu hemşehrilerimiz, bu insanlarımız bir şekilde rızkını temin etmek zorundadır, ailesini geçindirmek zorundadır. Peki Allah aşkına bu zam furyası karşısında, bu her gün katlanan temel gıda ihtiyaçlarının durumu karşısında, pahalılığı karşısında bu insanlar ne yapacak? Nasıl bu çocuklarını geçindirecekler? Çünkü geçindirmek derken sadece karınlarını doyurmak mıdır? Sadece üstlerine bir şeyler atmak mıdır? Yani bunun okuması vardır, eğitimi vardır, yetiştirmesi vardır, farklı giderleri vardır. Hele bir düşünün, bugün işte 20 yaşlarına, 22 yaşlarına gelen bir genci babası evlendirecek. Bugünkü şartlarda bu insan o çocuğunu nasıl evlendirecek Allah aşkına? Yani işin neresinden tutarsak elimizde kalıyor. İşin neresine bakarsak bakalım. Şu anda önümüze gelen hayat pahalılığı aritmetiğinde, denkleminde bu insanların kazancı ile giderlerini bir yere oturtmaya çalışırsak bunu denkleştirebilmemiz mümkün değildir. Hangi muhasebeci gelirse gelsin, hangi matematikçi gelirse gelsin bu insanın, bu kalıpçı ustasının, bu demirci ustasının aldığı bu ücretle, kazandığı bu ücretle 5, 6, 7 çocuğunu nasıl geçindirecek? Hele hele bir de bir ev yapamamışsa bir de kiracıysa. Yani bu gidişat bir felaket görüntüsünü andırıyor. Bu insanlar ne yapacak? Bu insanlarımız ne yapacak?
Hüdapar Batman İl Başkanı olarak ben bugün bu inşaatçı ustalarımın arasındayım ve onların adına sesleniyorum. Soruyorum yetkililere. Yani her şey o koltuklarda, mevkilerde, makamlarda oturup böyle sahaya bakmak gibi değildir. Gelin bu insanların arasında bir oturun, kendilerini bir dinleyin, bire bir dinleyin. Bak bir dokunuyorum, bin tane ah istiyorum deyim yerindeyse. Yani gariban neyi anlatsın? Kazancını mı anlatsın, o 10 türlü gider kalemini mi anlatsın? Bana şunu ifade ediyor usta diyor. Yani taşeronum, usta toplayacağım, gidip evlerini önden alacağım, getireceğim. Zaten diyor onları toplayıp inşaata bırakırken diyor bir yevmiye gidiyor. Yani bu gidişat hiç de hayra alamet değil. Özellikle bu dar gelirli kesimin beli artık doğrulanamaz durumda. Bu insanlar çocuklarının arasına bir rızık götürmek durumundadır. Fakat bu gidişle bunu götüremez. Artık hükümetin, yetkililerin buna bir hal çaresi getirmesi lazım.